Evet arkadaşlar, ben Nevivik. Bugün sizlerle beraber otobüs simülatör Ultimate'deyiz ve şu anda Havaist'in yeni aldığı otobüsteyiz. Otobüsün içerisine geçtim. Yolcular bindi. Birazdan yolculuğa çıkacağız. Havaların dolmasını bekliyorum. Ben de hemen videoya gireyim dedim. Daha yeni aldı Havaist bu aracı. Aracı Yalova'dan ikinci el olarak aldı. Yalova Türk Hava Yolları Bayisi'nden de biz Yalova'dan İstanbul'a geçip İstanbul'dan da ülke dışına seyahat edecek yolcularımızı aldık. Muavin arka kapıyı kapat, ben de sonra geliyorum. Hemen hop. Otobüs daha yeni. Telefon tutacağı ve şarj aletine. Ondan sonra gözlüğümü hemen koydum. Gözlüğü hep yanımda taşıyorum tabii şoför olduğumdan dolayı. Bardak koyacağım da kendim yaptırdım. Yani otobüsün direkt sanayiye çarpıyor da. Burayı siz görmediniz mi? Araç geri sesi takmıyor. Abi de onu söylemedim. Araç geri sesi takmıyor. Aracın geri vitesle sıkıntısı var. Geri vitesle pek iyi geçmemiyor aracımız. Araç şimdi rahat da. Geri vitesi rahat. Oradan hava geçecekler. Yani Esenler otobüsü. Ondan sonra diğer Türk Hava Yolları yani hava aracına geçecekler. Oradan da biz hemen Esenler'de otobüs olacağız. Sabunu bekliyorum. Bir de gece oldu. Beş yapar bu. Hadi. 130 yapar mı? 130'u görmüyor. 125'te takıldı. 126 yaptı. Bana ne? Ben istediğimi kullanırım. Benim olsa bir şey mi? Değil gerçi. Hemen geri vitese çek. Otobüs geri vitesi almıyor ki. Otobüsümüz otomatik vites ama biz Türk otobüs şoförü olarak manuel vites severiz ama otomatik vites verdiler. Havaist'in şoförlere otomatik vites kullanınca daha rahat olurmuş. Havaist'in bunu diğer şoförlere de sormuyor. Havaist'in
şoförüyle kovuştum. Gelmeden önce İstanbul'dayken, İstanbul'dan Kocaeli'ye geçtim ben. Gezindim azıcık. İstanbul'dan geçerken Havaist'in şeyiyle bürosuna gitmiştim, otobüsün şey tapusunu falan halletmişler. Ben de ruhsatı alayım dedim. Yolda çevirir polis diye. Ehliyet ruhsatı aldım. Aman ruhsatı aldım otobüsün. Diğer Havaist'in şoförü dedi ki Havaist'in sahibi otomatik vites alıyor, biz rahat edek diye de bize sormadan otomatik vites alıyor dedi. Ben hiç rahat etmiyorum otomatik vitesle dedi de. O işte insanların meselesi. Bazıları bizim gibi insandır. Yani bizim gibi biridir. Asla olmaz olsun otomatik vitesler. Bazıları da otomatik vites olmadı mı ben araç süremem der. Öyle bir cemiyette yaşıyoruz biz. Ya. Şöyle. Hemen ilerleyelim. Yanan hayallerdi. Siz lambaları gördünüz. Efekt test diyemedim. Efekt ekleyemem de ekleyemedim de. Çünkü efekt eklemek için bilgisayar lazım. Zaten efekt ekleme konusunda hiç başarılı olmayan biriyim. Bir de bilgisayarda da internet çekmeyince hiçbir şey yapamıyor bilgisayar. Full internete bağlı olduğu için bilgisayar yapamıyor. Bir gün şurada metrobüs çekeceğiz. Metrobüsçüler çağırdı bizi. Bir tane adam rahatsız olursa metrobüse geçer misin dediler. Ben de geçerim dedim. Normal bildiğimiz otobüs dedim. Sadece özel yolda gidiyor dedim. Metrobüste de geçeceğiz. Metrobüste ama biz başka araçla geçeceğiz. Özel metro şirketi anlaştık. Özel bir metro şirketiyle. O özel metro şirketinin arabasıyla gideceğiz. Metroyu yapacağız. Zaten çok kısa mesafeymiş. Oradaki yerden başlayıp buraya mı geliyoruz? Buradaki yerden başlayıp oraya mı gidiyoruz? Ney? Ama işte özel şirket olduğu için çok bekliyormuşuz. Öyle bir sıkıntısı var. Biz şimdi otogara girecek miydik acaba? Girecektik. Tamam. Hatırladım. Otogara girip benzinliğin orada aktarmaya geçiyorduk herhalde. Bizim girişimiz buradandır. Buradaki yüzü tanıyoruz. Ama bizi hep... Ya? Kapımızı da açalım. Hoşça kalın, dostça kalın. Nevik ve Bluevik'siz kalmayın diyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle videolar için ne kadar like daha çok video. Zaten bir 5 like ile daha çok bu konuda daha çok video atmam için zaten garanti verir. Hoşça kalın, dostça kalın. Ramazan'da oruç tutmayı unutmayın. Başka ne diyeceğim? Videoyu kapattım.